Arkadaşlar, takı tasarım atölyesine hoş geldiniz. Öncelikle şunu belirtelim. Bu dağ lastikleri vardır ya, dağ denir. Hani bileklik yapılan lastikler. Yani şu şekilde gösterelim. Hani şu bileklikler yapılıyor veya şu bileklik çeşitleri yapılıyor. Bunları yapılan lastiklerin torbaların içinden neler vardır? Neler çıkar? Şimdi onu size tanıtmak istedim. Çünkü merak eden arkadaşların olduğunu biliyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın bu şekilde rengarenk çeşit çeşit torbalar var. Torbaların içinden bir tanesini açalım. İstediğiniz renk var. Mesela taraftar rengi olabilir. Beyaz, kırmızı, sarı, yeşil. Her renkten var. Yani o konuda sıkıntı yok. Mesela bir tanesini açalım. Hangisini açalım? Şöyle beyazı açalım. Bakın beyazın içinde neler varmış? Hangi malzemeler varmış? Teker teker görelim. Öncelikle bakın şöyle lastiklerimiz var. Bu şekilde lastikler çıkıyor içinden. Yuvarlak. Zaten standarttır. Ama sakın karıştırmayın. Öteki saç lastikleri gibi değildir bunlar. Bunlar da saç lastiği olarak kullanılır ama ötekiler incedir. Aldanmayın. Bakın bunlar biraz daha onlardan kalındır arkadaşlar. Evet. İlk başta bunun içinden ne çıkıyormuş? Öncelikle lastik çıkıyor. Ondan sonra bakın. Şöyle bir aleti var. Bu aleti şu şekilde takılıyor mesela bu. Bu şekilde takılıp farklı modeller yapılabiliyor. Bunu bizim takı tasarım atölyesindeki videolardan da görebilirsiniz. Çok değişik yapımları var bunların. Ama isterseniz şu şekilde parmak arasıyla da yapılabiliyor arkadaşlar. Bunları bulabilirsiniz bakın videolarını. Yine takı tasarım atölyesinde arzu ederseniz. Ne çıktı dedik? Şu çıktı. Bir tane tığ çıktı arkadaşlar içinden. Şu şekilde bir tığ çıktı. Bundan da bakın. Mesela şu şekilde yapıyorsunuz ya. Bu şekilde yaptığınız zaman mesela şunu koyuyorsunuz. Şunu şuradan alıp bu şekilde getirmeye yarıyor mesela misal. Bu şekilde mesela tığla lastikleri tutmaya ve öteki tarafa geçirmeye yarıyor. Bunların değişik yöntemleri var. O şekilde oluyor arkadaşlar. Bu tığ da o işe yarıyor. Ve işlerim de şöyle 10 tane 15 tane kadar da bakın şöyle hemen bunun açığından ben size göstereyim bir tane. Şu şekilde bakın kancalar çıkıyor. Bunlar ne işe yarıyor? Bunlar ise bakın bir tane hemen şuradan numunelerden bir tanesine bakalım. Bakın mesela şu yaptığımız bir bileklik. Bu bilekliğin mesela şurasına takılıyor arkadaşlar. İki lastiğe mesela en son bitimde buraya takılıyor. Bir tanesi de buraya takılıyor arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Ve dediğim gibi çeşitleri var. Yaklaşık içinde 100 tane kadar zannedersem oluyor arkadaşlar. Daha da fazla olabilir. Çok da emin değilim. Çünkü üstünde yazmıyordu. Zannedersem 100-200 tane kadar vardır arkadaşlar. Şimdi bunların fiyatları ne kadar diye soracaksanız emin olun çok komik bir fiyatı var. Herkesin emin olun rahatlıkla alabileceği ve gerçekten bunları alıp da güzel şeyler yapabileceği kadar ucuz. Maliyeti çok ucuz. Yani herkes bunu alabilir. Haşrınızdan biraz kısarsanız 1 liraya bu takımı elde edebilirsiniz arkadaşlar. Yalnızca 1 liradır bunlar. Piyasada zaten var. İstediğiniz bujitericiye gidin. Şu an zaten piyasada yayıldı ve yaygın. Onlardan temin edebilirsiniz. Dediğim gibi sadece 1 lira arkadaşlar. Şu kadar malzemenin toplamı 1 lira. Bu toptan fiyatta değildir. Yani bu gidersiniz bir tane almak istiyorum deseniz de dahi 1 lira arkadaşlar. Eğer çok alacaksanız indirim bile yapılabiliyor. Evet. Şimdi arkadaşlar bu birincisiydi tabii. Bizim bir de büyük kutular da vardır bunlar. Büyük kutulardaki olanlar da bakın şu malzeme vardır. Bu gökkuşağı aletidir. Yani gökkuşağı tezgahı denir. Rainbow Loom diye adlandırılır yabancılarda. Bizde ise gökkuşağı tezgahı diye adlandırılıyor. Bundan da bakın mesela şu şekilde şekiller yapılabiliyor. Çok farklı şekiller de yapılabiliyor. Bakın şöyle göstereyim. Çok farklı şekiller de yapılabiliyor. Mesela şu şekil yapılabilir. Mesela videolarımızda vardır. Bunları ister merak edenler varsa arkadaşlar bunların bundan nasıl yapıldığını görebilir. Evet arkadaşlar dediğim gibi yalnızca bunlar 1 lira.
Biz bugün bu poşetin tanıtımını yapalım dedik. Yani ufak poşetleri. Merak edenler mutlaka ki vardır. Ondan dolayı yararlı olmuşsak ne mutlu bize diyelim. Bir dahaki sefere de büyük arkadaşlar kutunun açılımını, içinde neler olduğunu onları da ben size sayacağım. Ve arkadaşlar en azından boşa vakit harcayıp veyahut da boş vaktinizi farklı şeylerle harcayıp oyalanacağınıza bu şekilde hem zekanızı geliştirebilirsiniz hem değişik değişik bileklik türleri, yüzük türleri, farklı şeyler elde edebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda bu şu tezgah daha doğrusu diyelim. Bu tezgah arkadaşlar dünyada 2014 yılının bir numaralı oyun aracı olarak arkadaşlar tarihe geçmiştir şu an. Yani şu an 2014'ün en geliştirici oyun aracı olarak emin olun budur ve kesinlikle sıkılmayacaksınızdır bunları yaparken. Başka ne diyecektim arkadaşlar? Aklıma başka ne geliyor? Sizi bilgilendirmek için şu an düşünüyorum. Dediğim gibi renkleri var. Poşetler sadece 1 lira. İstediğiniz bu işleticilerden alabilirsiniz. Şu an her tarafa yayılmış durumda. Her tarafta cıvıl cıvıl herkes bunları alıyorlar arkadaşlar. Söylemek istediklerim bu kadardı. Arkadaşlar beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah takı tasarım atölyesinin bu şekilde bu lastiklerle yapmış olduğu çok farklı bileklik türleri vardır. Bakın mesela örneklerden biri. Bunlara bakmanızı tavsiye ediyoruz. Yüzük çeşitleri var ve farklı takı çeşitleri var. Bunların dışında isterseniz onlar da var arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize yine teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.